Merhabalar, ben Köftesiz Köfte ve Köftenin Distopyası 2'nin 26. bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümden önce neler yaptım? Aslında çok iyi bildiğiniz bir şey. Ha, şurayı test için açmıştım. Neyse, şuraya bakalım. Şunları döşedim. Şu tavandan geçiyorlar. Ama buradaki her şeye bağlılar. Kısacası burada da tam teşekkürlü bir corporate network'üm oldu. Bu arada corporate network hakkında unutmamanız gereken bir şey, item'ları çekebiliyorsunuz ancak item'ları corporate network üzerinden geri koyamıyorsunuz. Bunun için eğer bunu da otomatikleştirmek istiyorsanız daha yaratıcı bir yöntem bulmanız lazım. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Ve ayrıca şu arkadaşları alalım. Ve şuradan kapayalım. Tamamdır. Evet. Ve şimdi yapmak istediğim bir iki achievement daha var. İlk olarak şu. Önce size göstermem gereken bir şey. Şu yüzükler. Ve şunlar. Ha, bunlar değil. Evet, şu arkadaşı hatırlıyorsunuz. Bu Gaia'yı yendiğimizde elimize gelen bir şey. Bunun gibi Gaia'yı yendiğimizde elimize gelen birkaç şey daha var. İlk olarak şu arkadaş. Kendisi bir silah. Basılı tutuyoruz ve şurada bakarsak arkamızda bir dizi silah beliriyor. Ve şu şekilde fırlattığımızda hedef noktaya bir dizi patlama yaratıyor. Güzel bir silahtır. Şu arkadaş reliklerden değil fakat başka bir işi var. Bunu bir vidra koyduğunuzda evcil bir pembe vidramız oluyor. Bu benim en çok işime yaramayan ancak pek çoğumuzun inanılmaz işine yarayacak bir şey. Sınırsız yemek. Ve şu yüzüklerin her biri de farklı bir işe yarıyor. Ring of Thor. Bunu hızlıca bir gösterelim. Terra Shatterer lazım Ring of Thor için. Evet. Şimdi normalde Terra Shatterer'ın kazdığı alanı biliyorsunuz. Evet tabii. Evet. Şimdi Ring of Thor'u giyelim. Alan değişti ve 3 boyutlu oldu. Ring of Thor bu işe yarıyor. Ring of Odin canımızı ikiye katlıyor. Ve Ring of Loki bir çeşit inşaat yardımcısı, tam kullanımını ben de hatırlamıyorum. Ve bu ikisi. Özel bir şey var. Bu üçünü birleştirdiğimiz ayrı bir yüzük. Ring of the Aesir. Valla. Bu arada düşürünce komponentlerine ayrılıyormuş tekrar. Bu önceki sürümlerde var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Ring of the Aesir nedir diye soracak olursanız 3 yüzüğünde özelliklerini birleştiriyor. Ama ben tercihen Ring of the Fire için de mutluyum. O yüzden bu arkadaş ne olur ne olmaz diye dursun. Evet. Sen gel. Bu da yanında dursun. Bakalım burada atabileceğim bir şey var mı? Terrorblade'i kullanıyorum. Sen işime yararsın, sen yararsın. Rod of Bifrost, sen işime yaramazsın. Çantaları artık tek kullandığım söylenemez çünkü madene pek çıkmaya ihtiyacı duymuyorum. Hatta ve hatta madenle alakalı bir şey yapacağım. E tamam, çantamız uygun, seni de atalım şöyle şimdilik. Evet. Kovalarımızı şuraya atalım. Ve şunları da şöyle alalım. Ve bu bölüm birkaç achievement'a daha devam edeceğim. Bunlar nedir diye soracak olursanız
Birincisi şunu geri alalım. Yoksa achievement'a değil de challenge'a. Challenges. Animal Farm yapsam mı? Animal Farm'a bulaşsam mı? Ki basit bir konu. Automatic Orchid. Bu olabilir. Tam makul bir seçenek gibi. Ancak onun için bir şeyi araştırman lazım. Sugar Cane Farm. Buna değinebilirim. Ki basit bir konu. Bayağı basit bir sistem kendisi. Ki şunun yanına da koyabilirim. Şimdi bana gerekenler Bore Lens. Biraz Mana Lens. Evet, bu arkadaş cidden işime yarıyor. Evet, bir adet Mana Lens. Bir adet piston, iki adet piz, bir adet redstone. Tamamdır. Başka ne lazımdı? Tamam, bu biraz zorlayacak. Kasmayalım. Evet. Bakalım ne diye geçiyor? Dark Oak Wood Planks. Bleh. T. Iron Ingot. Ve başka ne alabiliriz? Başka ne alacaktık? 4 cobblestone. Evet. Evet. Bir adet bore lensimiz tamam. Sonra bir adet yanlış mı yazdım? Muhtemelen yanlış yazdım. Çünkü kendimi tanıyorum. Mana spreader tamam. Bakalım. Hadi, evet yanlış yazmışım tamamen. Neden şaşırmadım? Şimdi burada bir şeye bakmamız lazım. Ters yön. Evet. Ve unutmadan Diluted Mana Pool yapacağız. Neden Diluted Mana Pool yapıyoruz ya? Soracak olursanız daha az alanı olduğu için bunu kullanacağım. Ve harika. Spark'ımız olacaktı. Tamam. Recessive. Bununla beraber çok güzel. Sevgili Spark. Sevgili Recessive. Aa yok. Dominant koyacaktık buna. Pardon. Dominant. Fire. Okay. Ve fire. Şu arada çöküyordu, o yüzden riske atmayacağım.
Ve seni alalım. Ve valla. Ve şimdi bir şey test etmek istiyorum. O da kaç bloğu kırıyor? Bir adet lever'ım olacaktı benim bir yerde. Evet. Üç tane varmış. Ha, tabii buna lensimizi yerleştirmeyi unuttuk. Ve tabii ki de bu arkadaş redstone değil. Redstone bana spreader. Direkt. On redstone. Ve sen de gel bakalım şöyle. İlk denemede kaç tane kırıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fazlasıyla yeterli bana. Evet. Biraz mana kaybettik ama önemli değil. Mana ile alakalı en ufak bir sıkıntımız bile yok. Bildiğin üzere. Ve bir adet de mana void yapmak istiyorum. Evet, obsidian ve 7 tane aldık. Evet, bu arkadaş bağımlılık yapıyor, onu uyarayım. Ve mana void'i bir denemem lazım. Sen gel, sen gel, sen gel. Çünkü mana void'i parçalama olasılığını da aklımızda bulundurmalıyız. Evet, şimdi gel bakalım. Four lands. Yok, tamam. Mana void yiyor ama fazlasıyla güzel. Bu arada mana void'in açıklamasına bakalım. Evinchat Frumlik. Bir açıklama, komik bir açıklama beklerdim. Neden böyle bir şey ihtiyaç duyasın tarzı bir şey? Ama yok. Neyse. Gel gelelim. Shovel'ımız da yok. Buna gerek de yok. 2 3 4 5 6 Tamam. Şunları grass'la değiştiririz. Bu bahaneyle. Evet. Ve şimdi lazım olan başka bir arkadaş. Bu. Ve bana sand lazım. Evet, 6 adet kumumuz da geldi. Ve başka ne lazım diye soracak olursanız, Sugar cane. Let's see. K
Canes. Sonuna S'yi mi ekleyecektik? Bir deneyelim. Evet, sonuna S'yi ekleyecekmişiz. Evet. Bunu biraz deneme için yapıyorum. Bir yandan da evet, şimdi gel bakalım. Sen şuraya geliyorsun. Mana pool. Aa. Kapsama alanının dışında. Yola da yapabiliriz aslında. Tekrar diyeyim. Neyse. Bir şey deneyelim. Ha tamam. Şundan çekiyor ama... Ha dur bir saniye. Şu bana öğrettikçe sanırım çekecek gibi. Hayır, çekmeyecek. O zaman ne yapıyoruz? Bütün bu mekanizmayı kırıp alternatifini şu tarafta yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamamdır. Sonra kum. Sonra da sen gel. Mana Void. Voila. Şurayı da dolduralım. Evet. Ve yapmamız gereken tek bir şey Hourglass. Bakalım. Hovering Hourglass diye yazmaya fazlasıyla üşendim, o yüzden craft edeceğim. Four gold in gold, two redstone. Ve kaçtı? 2, tamam. Bir tane de mana steel. Ve voilà. Ve beş soul sand. Evet. Ve yapmamız gereken son bir arkadaş daha var. Hopper Huck. Ve başka bir çiçeğe daha ihtiyacımız vardı. O çiçek nerede? Evet, o çiçeği ben bir yere koydum. O illa bir gün bulacağım. Evet, botanya çiçekleri neredesiniz? Buralarda bir yerde bir dizi botanya çiçeği olacak. Tabii.
Ya da beni yanlış hatırlıyor. Neyse yaparık. Ama çiçeğin adı neydi öncelikle? Ona bir bakalım. Functioning flora. Tamam. Soleil. Soleil. Bakalım. Yok. O zaman Soleil Noia'mızı craft edelim. Credit Redstone Root. Bir saniye. Ne diye geçiyorsun sen? Grass diye geçiyor. Ancak muhtemelen grassların hepsini ben yedim. Harcadım. O zaman kendi grassımızı kendimiz üreteceğiz. Tamamdır. Şimdi redstone. Ve voila. Şimdi başka ne lazım? 2 brown, 1 red, 1 blue. 1 red. 2 brown, 1 blue. Ve bir de seed. Seeds diye mi arayacağız illa? Tabii yanlış şey yaptık. Evet. Şu alanda mıknatıslar devre dışı kalsın. Hatta bir kontrol edelim. Evet. Ha, kare alana çevrilmiş bunlar. Ha yok, tamam, çevrilmiş. Tamam. Bu alanda mıknatıslar devre dışı. Hatta şöyle olsun biraz daha. Sonra sen gel. Sonrasında işi biraz daha ilginçleştireceğiz. Şunları bir atalım. Hepsini. Seni geri alalım. Lightener taşıma işini neyle yapalım? Şimdilik onları verelim. Şimdilik depolu, sadece depolasak da yeterli. Şurada tekil bir arkadaşımız vardı. Neredeydi bu? Storage Driver. Kullanmışız. Tamam. Ha, dur. Ha, tamam. Drawer. Şimdi şunlara bir bakalım. Tamamdır. Monopool'a bağlılar. Nasıl güzel. Hatta şu da tam çalışmak üzere. Aa, tabii bu benim kendi salaklığım. Şu arkadaşı koymadan nereye? Sız çalıştı.
Zaten o ilginçti. Gitsin kapsın malını. Şimdi çalışması lazım her şeyin. Çok daha güzel çalışması lazım. Evet. Hatta bir saniye. Sparklar buraya yetişir mi? Ya bir saniye, senin kapsam alanın bayağı geniş. Doğru. Ama senin kapsam alanını ufaltmamız lazım. Dur. Ufaltmasak da olabilir. Çünkü sadece zaten filtreliyoruz. Bakalım. Aslında düşünürsek yine bir iron chest, diamond chest koyup diamond chest'e depolasak sanki daha uygun olabilir. Çünkü iki adet diamond glass'ımız var mı? Tamamdır. Evet. Ve sen gel. Şu arkadaşın kapsamı dışarıda kaldı. Tamam, bu kapsıyor her şeyi. Aa, yok. Bu o zaman bunu da alacak. Ama bir saniye. Filtrelerimiz var. 3 tane filtre koyacağız sadece. Item frame yapmamız lazım. Stick. Bolca stick. Değil. Feather. Bak da seni düzeltelim. Egg. Ve şuna bir bakalım. Tamamdır. Sadece frame'deki itemleri toplayacak. Şu arkadaşlar bir şey düşürdüğünde bunun içine gidecekler. Sonra bir ara bunları aktarmak için bir yöntem yapalım ve bununla beraber achievement'lar değil, challenge'lar complete. Voila. Şunu otomatik kabul edebilir miyiz? Hayır, complete de otomatik diyor. Animal Farm'a da evet. Sadece şu leather'ları manuel, o kadar. Evet.
Evet, tamamladık burayı da. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü köftenin iyi günler. İyi eğlenceler.